Arkadaşlar merhaba. Yine ilginç bir çalışmayla karşınızdayım. Bu çalışmamız size hayati önem taşıyan bir soruyla ilgili. Öncelikle bir ön bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Her birimiz bu sonsuz yaşam yolculuğunda bir yerlerdeyiz. Ama bir yerlerde olmak istiyoruz. Herkes kendi içinde bir değişim, bir dönüşüm yaşama peşinde. Peki tüm bunlar bilinçli zihnimizin önünde beklerken niye değişim ve dönüşüm yaşayamıyoruz? Bunun aslında cevabı çok basit. Öncelikle nerede olduğumuzu tam olarak bilmemiz lazım. Ve nerede olmak istediğimizi de tam karşımızda netleştirmemiz gerekiyor. Eğer bunu netleştiremezsek, içinde bulunduğumuz enerjisel düzeyde bizim his ve duygularımıza yönelik enerjisel uyum gerçekleşir. Ve istemediğimiz, bulunmak istemediğimiz yerlerde kendimizi buluruz. Dolayısıyla bu çok önemli. Önce neredeyiz, ondan sonra nerede olmak istediğimizi çok ama çok iyi netleştirmemiz gerekir. Bu çalışma da aslında bu netleştirmeye yönelik. Ne olmak istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Onun farkındalığına geçmeniz gerekiyor. Bilmediğiniz bir yerde olamazsınız. Dolayısıyla şimdi size hayati önem taşıyan mucizevi soruyu soracağım. Ve bu soru üzerinde yapacağımız imgeleme çalışmasıyla hedefimizi belirleyeceğiz. Hedefimizi tam karşımızda net olarak göreceğiz. Diyelim ki her biriniz farklı sorunlar olsun, hiç problem değil. Her biriniz bu gece uykuya çekildiğinizde bir mucize oluyor. Olmasını istediğiniz tüm hayalleriniz siz uykudayken gerçekleşiyor ama siz hala farkında değilsiniz. Çok dikkatlice, iyice dikkatinizi verin bu soruya. Gece bu mucize gerçekleşti. Sabah kalktığınızda siz bu mucizenin gerçekleştiğini bilmiyorsunuz. Kalktınız, banyoya gittiniz. Aynaya baktığınızda lütfen bunun cevabını çok iyi imgeleyin. Her biriniz kendi içinizde. Kendinizde göreceğiniz ilk değişiklik ne olurdu? Yüzünüzde, mimiklerinizde ilk hissettiğiniz, ilk farkına vardığınız değişiklik ne olurdu? Bir. Bunun cevabını iyice imgeleyin. Bakın tekrar söylüyorum. Değişim ve dönüşümün olduğunun farkında değilsiniz. Bilmiyorsunuz. Uykuda gerçekleşti bu. Ama sabah kendinizde nasıl bir değişiklik hissederdiniz? İkinci sorum. Evde herhangi biriyle yalnız yaşamıyorsanız, herhangi biriyle yaşıyorsanız, eşiniz, çocuğunuz, anne babanız fark etmez, kardeşleriniz, onlar sizde ilk ne fark ederdi? Görüntünüzde, hareketlerinizde, duruşunuzda nasıl bir değişiklik hissederlerdi sizce? İkinci sorumuz. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Çalışıyorsanız iş yerinde veya arkadaş grubunda her neyse onlar sizde ne fark ederdi? Nasıl bir değişiklik? Konuşmanızda, tavırlarınızda, görüntünüzde nasıl bir değişiklik fark ederlerdi? Bakın bu çok önemli. Üç soru. Bu üç sorunun cevabını iyice imgelerseniz ne olduğunu, olmak istediğiniz hedefinizi de netleştirmiş olursunuz. Bu çalışmayı yapın, iyice kendinizi verin ve ne olmak istediğinizi İyice hissedeceksiniz. Orada olacaksınız. İşte bu çok önemli. Bu mucize soru tüm hayatınızı değişim ve dönüşüme uğratacak. Bir sonraki videomda yine ilginç bir çalışmayla karşınızda olmak üzere. Hepinize harika, mutlu, mucizeler dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.